Çalışma ve Hazine Bakanlıkları hazırlığı tamamladı. Emekli aylıklarına yapılacak iyileştirme için gözler kabine toplantısına çevrildi. Bu yılın ilk yarısı için memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına toplu sözleşmeden gelen %15'lik payla %49,25 zam yapıldı. SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %37,57'de kaldı. SSK ve Bağkur emeklileri aradaki 12 puanlık farkın kapatılmasını istiyor. Öne çıkan formüle göre %37,57 olan mevcut zamma 4-5 puanlık ek zam yapılacak. Aylıklar arasındaki fark belli ölçüde kapanacak. Halen 7500 lira olan en düşük emekli aylığı da 10.511 lira düzeyine çıkarılacak. Düzenlemenin meclisten de geçmesi gerekiyor. Ocak ayının 3. haftasında kalırsa emeklilerin büyük bölümü aylıklarını almış olacak. Bu durumda ek zamma ilişkin farklar daha sonra hesaplara yatacak. Bu emekli ikramiyelerinde yaşanan ayrımı, yani çalışan emeklilerle çalışmayan emekliler arasında yaşanan ayrımı sonra telafi edilmesini ve o ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi, sonra emeklilere yapılan zamda bir ayrım yapılması, memur emeklileriyle Bağkur ve SGK emeklileri arasında yaklaşık %12'lik bir fark olması ve yeniden bir mağduriyete neden olması, milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisinin duruma isyan etmesi, haklı tepkisi ve ardından başlatılan bir çalışma var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma yapıyor, yapmaya devam ediyor. Peki bu çalışma tamamlanacak mı? Bakanlar Kurulu'nda nihai karar verilecek mi? Milyonlarca emekli, Bağkur ve SGK emeklisi zam farklarını alabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtını Halk TV.com.tr ekonomi editörü Olcay Aydilek bizlere verecek. Ne olacak, bu farklar yansıtılabilecek mi? Ocak ayını emekliler kurtarabilecek mi, yoksa Şubat ayında fark olarak mı yansıtılacak Ocak ayına yetişmeyen zam farkları? Ne dersin Olcay Aydilek? Sinem merhaba. Sinem, önce izin verirsen kabine toplantısı. Kabine işte bu hafta toplanmadı. Acaba gelecek hafta, yani yarın toplanacak mı? 3 ya da 4 bakanlıkla konuştum. Yarın kabinenin toplanacağına ilişkin herhangi bir veri, bilgi ortada yok. Ama tabii izleyen saatlerde değişiklik olabilir. Ama bakanların programında yarın kabine toplantısına ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Şimdi hafta içinde tabii ne bekledik emekliler? Bir önceki aşamada asgari ücretlilerde olduğu gibi emekliler de maaşlarında ek zam bekliyor. SSK ve Bağkur emeklileri. Neden? Yılın ikinci yarısında oluşan, Temmuz-Aralık döneminde oluşan enflasyon kadar %37,57 oranında zam alacaklar. Memur ve memur emeklileri %49,25 oranında zam alacaklar ya da zamlar netleşti ve bu zamlar bugün, bu aydan itibaren maaşlara, aylıklara yansıtılacak. Şimdi SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklileri arasında az önce senin de söylediğin gibi 12 puanlık bir fark var ve aylardır, günlerdir neredeyse bu konuyu konuşuyoruz. Aralık ayından bu yana da konuşuyoruz. Aslında daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi ama yıl geldi çattı. Yılın ilk ayı da yavaş yavaş bitmek üzere, yarın yaralanmış olacak. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ek zam ve en düşük emekli aylığı 7500 lira alanlara yönelik iyileştirme konusunda bir yasal çalışma yaptı. Çünkü burada yapılacak çalışmanın hayata geçirilmesi için meclisten geçmesi gerekiyor. Şimdi 37,57'lik SSK Bağkur emekli aylıklarının artabilmesi için yasada öngörülen ve öne çıkan formül 4 ya da 5 puanlık bir fark. Şimdi bunu somutlamak isterim izin verirsen Sinem. Şu anda maaşlara yansıtılan oran SSK Bağkur %37,57. Evet. Yani düz hesap 10 bin lirada 3750 lira. Evet. Bunun %40'a tamamlanması durumunda zam 4 bin lira olacak. Yani 250 lira. %42,5'a tamamlanması durumunda 4250 lira. Yani 500 lira. %45'e tamamlanması durumunda da 4500 lira. 10 bin lira aylık alan bir emeklinin en fazla aradaki ek zamla birlikte maaş aylığının geleceği tutardan söz ediyorum. Zaten %49,5'a çıkartılması şu ana kadar hiç konuşulmuyor. Sadece SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına 4 ya da 5 puanlık bir fark zammı yansıtılabileceği ve bunun bir formül olarak gündemde olduğu söyleniyor. Ama nihai karar tabii ki kabinede verilecek. İkincisi,
Kök aylıkları 5.000-5.500 lira olan emekliler çok geniş bir kesimi oluşturuyor. Bunlara biliyorsunuz seçimden önce bir düzenleme yapıldı ve 7.500 liraya çıkartıldı. Sonrasında Temmuz ayında %25 zam yapıldı. Bunların kök aylıkları düşük olduğu için maaşları hiç değişmedi. Şimdi 7.500 lira aylık alanların da maaşlarının bir düzenlemeyle, yine yasal bir düzenlemeyle 10.000-10.500 liraya kadar çıkartılması gündemde. Tekrarlamakta yarar var. Bunlar bir formül ve konuşulan konular. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duruşu neredeyse bu SSK, Bağkur ve memur emeklileri arasındaki farka hiç dokunulmaması yönünde. Sadece 7500 lira alanlara bir miktar iyileştirme. Tabii seçime gidiyoruz Sinem. Seçim son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi bir pozisyonla asgari ücretle yaptığı gibi nihai kararı verecek. Kabinenin ama yarın toplanması şu anda, şu saat itibarıyla düşük olasılık olarak görünüyor. Hafta içinde başka bir gün belki toplanabilir. Eğer toplanılmasına ilişkin kesinleşirse onu da bu ekranlardan son dakika olarak veririz. Şimdi en düşük emekli aylığının 7500 liradan en fazla 10.500 liraya çıkması değil mi gündemde olan? Yani bir rakam konuşmak gerekirse SGK ve Bağkur emeklilerinde bu mu çıkıyor kabataslak hesapla? Tam anlayabilmek adına soruyorum. Doğru söylüyorsun Sinem. 10.000-10.500. 11.000 lira çok. Evet, 11 bin lira çok az konuşuluyor. Unutmadan hemen söyleyelim, Türkiye'de açlık sınırı 14.500 lira. Zaten 7.500 liraya maaşları tamamlanan emekliler gerçekten durumları son derece ağır. Tırnak içinde sefalet ücretleri alıyorlar ve bunların gerçekten maaşlarına ciddi biçimde dokunmak, düzeltmek gerekiyor. Ama Ankara'da konuşulan rakam, evet, senin de işaret ettiğin gibi 10.000-10.500 lira civarında. Bu arada dul ve yetim maaşları o kadarı da bulmuyor değil mi sevgili Olcay? Onun da ayrı bir... Doğru. Onu da bulmuyor. Yani biz bunu en düşük diye klasik bir ifade olarak zihnimize yerleştirdik ama aslında öyle değil. Dul ve yetim aylıklarının 10.500 ve 10.000 ila 10.500'ün de altında olacağı kesin. Öyle görünüyor tabii. Onların işte belli payları var biliyorsun. Dolayısıyla onlarınki daha düşük. Çok haklısın. Burada gerçekten özellikle 2024'te dezenflasyonist politika. Aslında dezenflasyonist politikayı çok açalım istersen. Somutlayalım bu %37,5 gibi rakamlardan ya da teknik kavramlardan, terimlerden sıyırarak. Ya gelirlerimiz baskılanacak. Tüketimi azaltarak enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Bunun yolu da olabildiğince ücretlerin baskılanması. Üretim artışı değil, dikkat edersen Sinem. Ne yapıyorlar? Gelirlerin baskılanması. Şimdi Ocak ayında çok yüksek bir enflasyon bekleniyor. Kimilerine göre çift tane. Zaten yılın sonunda %36 diyorlar. Ama Merkez Bankası tepenin Mayıs ayında %70-75'i bulacağını düşünüyor. Sonrasında işte daha önce de konuştuğumuz gibi baz etkisiyle düşeceği öngörülüyor. Ama maliyet enflasyonunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle gıdada yüksek bir enflasyon plato devam ediyor. Dolayısıyla insanlar temel ihtiyaçlarını, barınma, yeme, içme, giyinme, bürünme gibi ihtiyaçlarını karşılamaktan özellikle emekliler son derece uzak. Ve önümüzdeki aylarda bu konu çok yakıcı bir sorun olarak önümüzde duracak. Seçim sonrasında daha çok tartışacağız. Neden? Şimdi Ocak ayında biliyorsunuz asgari ücrete zam yapıldı. Onlar henüz daha zamlarını almadılar. 1 Şubat'ta alacaklar. 17.002 lira. Öyle güzel bir yere geldik ki dur orada. Tam haberimiz. Birlikte izleyelim haberi. Çok güzel bir yere getirdin. Asgari ücret meselesi 17.002 lira oldu. Ama henüz cebe girmedi. Girmeden 12 gün içerisinde tam 12 dolar erimiş. Arkadaşlarımız da bunun haberini yapmış. Bir haberi birlikte izleyelim. Üzerine sen bunun analizini, yorumunu ve bundan sonraki parametreyi anlat bize, oldu mu Olcay? Peki. Dolar ve Euro yükselişine hız kattı. Dolar 30 liranın üzerini test etti. Euro da 33 lirayı aştı. 17.002 liraya çıkan asgari ücret cebe girmeden 12 günde 12 dolar eridi. Yani asgari ücretlinin alım gücü dolar karşısında azaldı.
Artış asgari ücretliyi de olumsuz etkiledi. Çünkü Türk lirası dolar karşısında 1,6 oranında değer kaybetti. Yeni asgari ücret olan 17.002 lira yaklaşık 2 haftada 12 dolar eridi. Üstelik dövizdeki dalgalanma bu kadarla sınırlı kalmayacak. Ekonomistler yükselişin seçimlere kadar sürebileceği konusunda uyarıyor. Doların 34-45 liraları görebileceği ifade ediliyor. Yükseliş devam ettiği takdirde asgari ücretin dolar cinsinden değeri daha da eriyecek. Asgari ücretlinin alım gücünün daha da düşmesine neden olacak. Doların 30 lirayı aşmış olması, asgari ücretin henüz cebimize girmemiş olması, doların daha da ilerleyeceği, bugüne kadar baskılanıyor olduğu ama bir noktadan sonra da artık baskılanamaz vaziyette olmuş olma ihtimali, Olcay Aydilek durumu nereye götürür? Şimdi 17.002 lira olarak belirlendi asgari ücret, SGK ve Bağkur emekli maaşları henüz belli değil ama ne oldu? 12 dolar eriyen bir asgari ücret var, ne dersin? Evet, şimdi 12 dolarlık azalma TL'ye dönüştürdüğümüzde 360 lira. Bu asgari ücretlinin gelirinde son derece önemli bir oran oluşturuyor. Gizem, özür dilerim Sinem, çevremize şöyle bakalım. Dün bir sohbet sırasında çok önemli bir tespit yapıldı. Bu üç harfler dediğimiz marketlerde insanlar bir saat erken mesaiye başlıyorlarmış ve o gün için değiştirecek etiketler için bir saat öncesinden mesaiye başladıklarını söylediler. Biz Aralık ayında zaten 1 Ocak'tan itibaren vergilerde, harçlarda, cezalarda zam olacağı için ve tabii ücretlerde önden yüklemeli zamlar yaptık. Elimizi uzattığımız her ürünün, her etiketin bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde değiştiğini gördük. Şimdi çok basit bir şey, Ankara'dayım ben. Ankara'da simit fiyatları 10 liraya çıkmıştı. Evet. Şimdi 15 lira. Tereyağlı diyorlar 20 lira. Daha önce yoksullar cebinde 3 kuruş 5 kuruş varken simide erişimi mümkündü. Simit bile zorlaştı. Çayı hiç söylemiyorum. Yerine göre 30 lira, yerine göre 40 lira, yerine göre 45 lira. Ekmek fiyatlarının arttığını da görüyoruz. Dolayısıyla sıradaki bu haber, yılda bir kez asgari ücrete zam geldi. Sevgili Olcay. Evet, akaryakıta da zam geldi. Şimdi daha önemli bir şey, ben yayınlarda sürekli söylüyorum. Özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarına dikkat ederseniz artış yapılmıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar kış döneminde doğalgaza zam yok dedi. Ve bir şey daha ekledi, belli sosyal grupların desteklendiğini. Bu şu anda konutlarda çok yüksek oranlı doğalgazda sübvansiyon ya da destek var. Yani 4.080 liraya BOTAŞ satıyor ama BOTAŞ'ın aldığı fiyat 11 bin lira. Peki bu maliyet ne oluyor? Bu maliyet zarar olarak hazine tarafından karşılanıyor. Bir süre sonra bu zarar karşılanamaz olacak. Dolayısıyla seçim sonrasında bizi özellikle enerji konusunda ciddi maliyetler bekliyor. Şimdi cari açık açıklandı. İşte en önemli konulardan birisi altın, diğeri de enerji. Altında 2023 yılı boyunca 30 milyar dolarlık ithalat yapılmış. Enerjideki toplam ithalattan doğan maliyet 55-56 milyar dolar. Şimdi bunların hepsi üst üste geldiğinde, az önce haberimizde geçti, Türkiye'nin Merkez Bankası'nın rezervleri, ülkenin gücünü gösteren rezervler -40 milyar dolar. Yani biz 40 milyar doları Merkez Bankası'nın kasasına koyduğumuzda sıfır noktasına gelecek. Dolayısıyla yatırımcılar tabii ki oraya bakıyorlar ve oradaki o zaafı görüyorlar. Şu anda da zaten söylendi, siz de anımsayacaksınız. Seçimden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başta Körfez olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yatırımcılarla görüşmeler yaptılar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden 50 milyar dolarlık yatırım gelecekti ve tahvil ihraç edilecekti. Yıl tamamlandı, henüz bir kuruşluk ciddi sayılabilecek bir yatırım söz konusu değil. Seçimlerin tabii en önemli konu şu, seçimler nasıl sonuçlanacak ve tabii yatırımcılar şuna da bakıyorlar. Bu son derece önemli bir unsur olarak görüyorlar. Acaba ekonomi yönetimi 31 Mart 2024'ten sonra devam eder mi? Ve tabii bu ortodoks dediğimiz politikaların sürekliliği gelecek mi? Bu soruları sıkça soruyorlar ve görüşmelerinde bu soruları sorduklarında biz biliyoruz. Dolayısıyla 2024, hep söylüyoruz ya, 2023'e göre daha zor bir yıl olacak. Bunun da tabii maliyeti, yükü önemli ölçüde dar sabit gelirlerde ve az önce de gördüğümüz gibi dolar karşısında cebine girmeyen, ücreti eriyen asgari ücretlinin sırtında olacak.
HalkTV.com.tr ekonomi editörü sevgili Olcay Aydilek, teşekkürler. Güzel haberler vermiyorsun ekonomiye dair ama olsun, en azından uyarı mahiyetinde biz dikkate alıyoruz. Almak da zorundayız. Zira görünen o ki turbun büyüğü heybede dediğimiz durum geçerli seçim sonrası için Türkiye'nin ekonomisinde. Şimdi